Herkese merhaba, kanalıma yeniden hoş geldiniz. Ben İlk Doğu bir ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber Mara markasının kolay ve doğal manikür ve pedikür, bu şekilde bir tırnak bakım, el ve ayak bakımı diyor. Tırnak bakımı ya sanırım olması lazım. Şimdi bu ürünü sizlerle beraber deneyeceğiz. Biliyorsunuz ki eğer beni daha önceden takip ediyorsanız birkaç ay önce ben bu ürünü almıştım ama gördüğünüz gibi hiçbir şekilde denemeye fırsat bulamadım derslerden bir türlü. Çok çekmek istemiştim bu videoyu. Ama çok şanslıyım ki haftaya da 9 Şubat Salı gününe de zaten bu ürünün aynısı tekrardan geliyor. Ben de zaten 12-13 TL gibi fiyatı almıştım. Bin marketlerine de aynı şekilde geliyor. Şimdi bakacağız. Bakalım memnun kalacak mıyım, kalmayacak mıyım? Belki beğenirseniz sizler de alıp bu güzel ürünü denersiniz. Güzel ürün dedim ama bakalım beğeneceğiz mi? Şimdi sizleri daha yakın alıyorum ve ürün inceleme videomuz başlıyor. Evet, şimdi sizleri daha yakın aldım ve ürünümüze bir bakalım. Ürünümüz şöyle 150 gramdan oluşuyor. Mara kolay ve doğal manikür ve pedikür diyor. Şu şekilde inceleyelim. Şöyle bir tane görselimiz var. 1 dakikada el ve ayak bakımı diyor. Daha sonra ne diyor? Cildinizi kayganlaştırabileceğinizden ürünü kullanırken gerekli önlemleri alınız. Giysiler leke bırakabilir diyor. Ben zaten herhangi bir leke oluşmaması için altıma bir havlu serdim. Ve şimdi uygulama yapacağız. Başka bir şey diyor mu bakalım. Evde kolayca yapabilirsiniz diyor. İçerindeki doğal yağlarla tırnak etini anında yumuşatır. Mineral tuzlar ile kolayca temizlenmesini sağlar. Sararmış tırnaklarınızı beyazlatır, parlatır, güçlendirir diyor. Pedikür için de aynı şeyine bakalım. Zengin bakım yağları ayak ve tırnak etlerinizde kalınlaşan topuk derinizi yumuşatır. Doğal tuzlar ile ölü deriden atılmasını sağlar. Bu aslında bir peeling. Hadi o zaman ürünü deneyelim. Hiç lafı uzatmadan ben çok merak ediyorum. Gördüğünüz gibi ilk defa şu anda sizlerle açacağım. Nereden açacağım peki ben bunu? Evet, tabii ki şurada bir yerden açalım. Açma yerini göremiyorum. Burası mı acaba? Şöyle bir açalım. Patladı. Ve evet. Ya hayatında herhalde siz de bu kadar çirkin açan biri görmemişsinizdir. Oo, bayağı yağlı bir ürün. Şöyle görebiliyor musunuz? Kamera odakla bakayım. Şimdi şu kollarımı biraz daha çekeyim. Daha net bir görüntü istiyorum. Şöyle içerisinde yağlar var. Ve bakar mısınız? Şey gibi hani böyle şerbet yaparsınız ya tatlılar için. Böyle bir şey. Bakar mısınız? İçerisinde böyle minik minik çok da belli olmayan tanecikler var. Şu şekilde. Hadi şöyle bir şöyle daldıralım. Tırnak etlerimize peeling yapalım. Bence gayet güzel. Kokusuna bakmak istiyorum. Şey gibi portakal lollipoplar oluyor ya, aynı ona benziyor. Bir şey değil mi? Aşırı güzel bir şey. Ben daha öncesinde tırnaklarıma sadece şekil vermiştim. Bu arada birkaç zamandır tırnak kırılma problemi yaşıyorum maalesef. Belki çok strese girdiğim için de olabilir, sınava hazırlanıyorum yani. O yüzden çok strese giriyorum ve tırnaklarımı yemiyorum aslında ama bir türlü tırnaklarım istediğim gibi uzamıyor. Ama var ya, ürün aşırı rahatlatıcı bir şey böyle. Gerçekten böyle tıkır 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 o peeling hissini anlayabiliyorsunuz. Bayağı güzel. Ben çok beğendim. Hatta şöyle elimin üzerinde birazcık yapmak istiyorum. Minik minik tanecikler var. Sanki böyle şekerle bir şey yapıyormuşum gibi. Bu normal şey, hani böyle cilt peelingleri oluyor ya. Bazı peelingler mesela çok böyle hatır uturdur. Bu tam onlardan ama tamamen el ve ayaklara göre bence. Ve ben çok sevdim. İçindeki yağda tırnaklarımı besleyeceğini düşünüyorum. Tıkır tıkır böyle tırnak etlerime güzelce peeling sağlıyorum. Daha önce hiç böyle bir ürün denememiştim bu arada. Bu yüzden ben şu anda çok sevdim. İçindeki minik böyle tanecikler var. Şöyle. Yağlı bir ürün. Şöyle almak istiyorum. Evet, umarım görünüyordur. Bu şekilde böyle pıtır pıtır içerisinde peelingler var. Hatta biraz fazla aldım şu an üründen ama güzelce tırnak etlerine peeling yapıyorum. Şimdi beraber oje de süreceğiz. Bakalım oje üzerinde nasıl bir etkisi olacak. Ben şimdi evet, ürün incelememiz aslında şu anda bu kadardı diyebilirim. Şimdi ellerimi yıkayacağım ve daha sonradan bir oje uygulaması yapmak istiyorum. Daha öncesinde zaten tırnaklarıma hafif bir şekil vermiştim. Başka da herhangi bir şey yapmadım. Bakalım oje sürdüğümde nasıl bir şey olacak.
Ama ben çok sevdim. Bunu böyle 10 dakika, 20 dakika boyunca yapabilirsiniz. Hatta bu bence var ya haftada 3 kez falan uygulanabilir. Mesela pazartesi, çarşamba, pazar günleri gibi olabilir. Kendinize bakım yapmak istediğiniz dönemlerde. Bence gayet güzel bir ürün. Yorumlarımı da şimdiden söylemiş oldum ama artık olsun. O zaman şimdi ben ellerimi yıkayıp hemen geliyorum. Videoda göründü mü emin olamadım ama belki görünmemiştir diye bir de sizlere gün ışığında göstermek istedim. Şu şekilde ürün tanecikli bir yapıda ve şu anda hala tırnaklarıma peeling yapabiliyorum. Ben genelde bir ürünü almadan önce araştırdığım için sizlere de en etkili sonucu vermek istiyorum. Böyle bir ürün pıtır pıtır içerisinde tanecikler var. Yağlar tırnaklarınızı besliyor ve çok güzel bir şekilde peeling yapabiliyorsunuz. Ve evet, ellerimi yıkayıp geldim şu şekilde. Videonun başında fark ettiğinizi bilmiyorum ama ben ellerime hiçbir şey sürmemiştim dünden beri. Herhangi bir nemlendirici vesaire yoktu. Dolayısıyla kuruluk çekiyordu ellerim. Ve peeling yaptıktan sonra hatta ellerimin üzerini de geçirdiğim için şu anda ellerim yumuşacık, tırnaklarım da aynı şekilde. Hatta o peeling sayesinde kan dolaşımı hızlandığı için tırnaklarım pembeleşti. Normalde ben üşüdüğüm zaman tırnaklarım böyle biraz hafif mor rengi olur ama şu an pes pembe. Biliyor musunuz, aslında şu anda hiç oje sürmeye bile gerek kalmadı bu manikür sayesinde. Sadece mesela bir parlatıcı ve bence gayet yeterli temiz bir tırnak oldu. Ama ben bir de oje sürmek istiyorum. Bugün süreceğim oje Flormer'ın bu Full Color serisinden FC04 numaralı ojesi. Bir bakmak istiyorum nasıl olacak diye. Hadi o zaman ojemizi sürelim. Evet, çok hızlı bir şekilde oje sürdüğüm için birazcık dağılmaları olabilir ama etkisine de bakmak istedim. Tırnak etlerimizi ve aynı şekilde tırnaklarıma da ve parmaklarıma da peeling yaptığım için şu an parmaklarım ve ellerim yumuşacık, dolayısıyla tırnak etlerim de aynı şekilde. O pıtır pıtır peelingler daha da yumuşattığı için ojeyi hemen kolay bir şekilde direkt uygulayabildim. Direkt tek katta zaten güzel örtücülük sağlıyor. Önerebilirim size bu ojeyi. Ve evet, ürünümüz bu kadardı. Şimdi gelelim son olarak ürün yorumlarıma. Ve evet, sıra geldi ürün hakkındaki yorumlamama. Ben ürünü çok sevdim. Daha önce böyle bir ürün kullanmamıştım. Piyasada farklı ürünler var mı? Bu konu hakkında bilgim yok ama mara hakkında şunları söyleyebilirim ki ürün gerçekten fiyatına göre gerçekten güzel bir ürün. Şimdi ben Bim'den aldığım için fiyatına göre diyorum ama normalde Watson's marketinde görmüştüm ben bu ürünü araştırdığımda. Orada 40 TL gibi fiyata sahipti. Yani bir öğrenci için yüksek ama belki bir çalışan için o kadar yüksek olmayabilir. Eğer denemek istiyorsanız bence kesinlikle kaçırmayın derim. Bim Aktüel'de zaten 9 Şubat Salı günü geliyor. Ben üründen çok memnun kaldım. Size de zaten sevdiğim ürünleri her birini zaten videoda söylüyorum. Daha önce mesela Dermoküll denemiştik. Ben ondan da memnun kalmıştım. Biraz böyle tuhaf gelmişti ama sanırım ben onun kil oranını ayarlayamadığım için galiba öyleydi. Her neyse, şimdi bu üründe hakkındaki yorumlamama geçeyim artık. Peeling etkili olma sebebiyle tırnak etlerim çok güzel bir şekilde yumuşattı. Özellikle havalar çok soğuk olduğu için bazen fırtına oluyor, yağmur oluyor vesaire. Kaşa kar yağmıyor deniz kıyısında olduğu için ama soğuk bölgelerde olanlar için özellikle diliniz belki aşırı kuruyor olabilir. Bu tarz dönemlerde tırnak etlerinizi ve el ayaklarınızı peeling yapmak bence çok çok önemli. Benim yaşadığım iklim hani o kadar sert ve soğuk olmasa da kendi cildim de zaman zaman kuruyabiliyor özellikle kış aylarında. Normalde karma ve yağlı bir cilt tipine sahibim. Zaten sivilcelerimden görebiliyorsunuz. Biraz stresli bir dönemden de geçiyor aynı şekilde. Dolayısıyla bu tarz ürün inceleme videoları çekmek çok çok hoşuma gidiyor. Peeling yaptığı için tırnak etlerim çok güzel bir şekilde yumuşattı. Dolayısıyla oje sürdüğüm andan itibaren hiçbir şekilde bana sıkıntı çıkarmadı. Normalde ben tırnak etlerimi almıyorum.
Sadece arada bir böyle çok işte tırnak etimde sertlik varsa birazcık ittirme yapıyorum normal herhangi bir törpüyle. Onun haricinde başka bir işlem uygulamıyorum. Ama bu ürünü kullandığımdan beri yani şu andan itibaren bahsediyorum. Öyle bir şeye gerek kalmadı. Direkt zaten peelingi kendi yaptığı için güzel bir şekilde aslında ojeye bir zemin hazırladı diyebilirim. Ve ojemi çok kolay ve rahat bir şekilde sürebildim. Şöyle hafif formlu bir oje kullandım dediğim gibi Flormar'ın. Bu ojeyi çok çok seviyorum. Rengi de aşırı güzel. Ve şu anda tırnaklarım gayet bakımlı görünüyor. Bence çok güzel. Siz de alıp denemek istiyorsanız bu tarz aktüel ürünleri takip edin bence. Çünkü gayet uygun fiyatta geliyor. Özellikle biz öğrenciler için bence bulunmaz bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Ve video bu kadardı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.